Efendim mutlu akşamlar. Bugün 19 Mart 2015 günlerden Perşembe, gündem özelle karşınızdayız TV 52 ekranlarında. Bir taraftan 7 Haziran için siyaset yarışı sürerken diğer tarafta Ordu'da bir başka yarış var. Ordu Üniversitesi'nde rektörlük yarışları da devam ediyor. Yaklaşık önümüzdeki aylarda da rektörlük seçimleri yapılacak. Buna dair adaylar da tabii ki kendi projeleriyle kendilerini tanıtmaya devam ediyorlar. Ordu Üniversitesi rektör 2015-2019 dönemi rektör adaylarından bir stüdyo konuğumuz var. Profesör Doktor Sayın İsmail Doğan, efendim hoş geldiniz. Merhaba efendim, hoş bulduk. Sayın izleyicilere de iyi akşamlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Evet, Ordu Üniversitesi'nde de kıyasıya bir rektörlük artık yarışı mı diyelim, evet, devam ediyor. Az bir zaman dilimi kaldı. Rektör adayları da kendi planlarıyla, projeleriyle Ordu Üniversitesi'ne verecekleri gelecek şekillerini ortaya çıkarıyorlar. Biz önce çok kısa bir şekilde sizi tanıyarak başlayalım. Profesör Doktor İsmail Doğan kimdir, ne yapmıştır? Evet. Bunu alalım. Evet, kıyasıya bir yarış var ama seviyeli, karşılıklı, hoşgörülü bir yarış var. Sayın Rektör ve diğer adaylarla beraber merhabalarımız devam ediyor. Arkadaşlıklarımız, dostluklarımız devam ediyor ama ideallerimiz var. İşte bu iş böyle olmaz dediğimiz için de bir kıyasayalık var. Ben Kırşehir doğumluyum, Ankara'ya yetiştim. Üniversiteyi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Türkoloji bölümünde Türk Dil Kürsüsü'nü bitirdim. Daha sonra Gazi Üniversitesi'nde yüksek lisans, İnönü Üniversitesi'nde doktora. Azerbaycan ve Moskova'da doktora sonrası çalışmalar yaptım. Türkiye'de muhtelif üniversitelerde görev yaptım, kurucu olarak, bölüm kurucusu olarak, kurulan yeni kurulan üniversitelerde. Yurt dışında Moldova, Kazakistan, Kırgızistan, Azerbaycan başta olmak üzere Türk Cumhuriyetleri ve Türk dünyası olduğu yerlerde görevler yaptım. Araştırma ve incelemeler için 60 aşkın ülkede görev yaptım. Meksika, Guatemala, El Salvador dahil olmak üzere Sibirya'dan işte ortaya kadar. 15 yayınlanmış uluslararası atıflar alan kitabım, 100'e yakın makale ve tebliğim, yetiştirmiş olduğum öğrencilerimle Türkolog olarak tanınan birisiyim efendim. Evet, peki niçin aday oldunuz hocam? Niçin aday oldum? İhtiyaç olduğunu hissettim. Çünkü işte bir şeye ihtiyaç olmazsa ortaya çıkmıyor tabii, biliyorsunuz bu kanun, fizik kanunu, bir yerin boşluğu bir şey dolduracaktır. Ben 4 yılda Ordu Üniversitesi'nin iyi yönetildiğine inanmıyorum, iyi yönetildiğine. İyi yönetilmediği için de 4 yıl Ordu Üniversitesi ve Ordu şehri için çok büyük kayıplara mal olduğuna inanıyorum. İyi yönetilmedi. Onun için daha iyi yöneteceğiz diye talibiz. Niçin iyi yönetilmedi ya? Kötü yönetim örnekleri nelerdir derseniz. Herhalde bugün birkaç saat sadece kötü yönetim anlatmam lazım ama her şeye itiraz eden efendim, bunlar her şey kötüydü diyen de bir şey sergilemek istemiyorum. Ama Sayın Rektör'ün gelişi yanlıştı. Kıymetli bir insan, iyi bir insan. Saygılı, sevdiğim de bir insan olarak iyi birisi. Ama yönetici olarak maalesef büyük hatalar yaptı. Gelişi yanlıştı. Gelişi bir vesayet altında geldi. Paralel yapının rektör olarak geldi. Son birkaç aya kadar da paralel yapının olarak adlandırılan yapının elemanlarını kadrolaştırdı. Üniversitemizde ciddi bir yapılanma söz konusu oldu. Bu yapılanmanın üniversitede benden senden ayrımı, öğretim üyeleri arasındaki ayrım, işçiler arasındaki ayrım has safhaya vardı. Maalesef 3 tane gencin, 3 tane çocuğun elinde Sayın Rektör yönetimde ne yapacağını şaşırmış hale geldi. Bu atamalar da devam etti. Zihniyet olarak yanlış bir yere geldi. İdare edilemez hale geldi. Nedir kötü yönetim? Ben zaman zaman söylüyorum. Bu şeyin de seçimlerinde güzel yönü oldu. Biz söyleyince yanlış uygulamaları bakıyorum, ertesi gün düzeltmelere gidiyorlar. Yani işte ise pay çıkartıyorlar. En azından düzeltiliyor diyorsunuz. Tabii birkaç tane düzeltildi kapı girişinden tutun da. Mesela beden eğitimde 6 tane doktoralı öğretim üyesi var. Ziraatçı müdür. Baktım ziraatçı müdür istifa etmiş. Artık başkası isteği üzerine nasıl etmiş. Başka şeyler var, bu öğretim zihniyet önemli. Şimdi Sayın Rektör, şimdi bir atasözü vardır. Ekmekçiyi ekmeği ekmekçiye ver, bir ekmek de üste ver diye. Yani işi ehline vereceksiniz. Ehli yapacak. Liyakat esas olmalı. Hele üniversite gibi akademik anlayışın olduğu, üniversal yapının olduğu,
sadece şehrinizi değil ülkenizi dünyada temsil eden insanların bulunmuş olduğu bir yapıda liyakatın esas alınması lazım. Bir örnek vereyim size. Sağlık bilimleri yüksek okulu var. Hemşirelik olarak bilir halkımız bunu. Hemşirelik yüksek okulunda 4 tane doktoralı öğretim üyesi hanımefendi var. Ben burada bakın şahıslar için bir şey söylemiyorum. Görevlenen arkadaşlarımız hepsi kıymetli insanlar. İyi bilim adamları. Ama kendi sahalarında görevlendirmeleri lazım. Gelirken bakıyorsunuz hemşirenin başına biyokimyacı bir öğretim üyesini müdür yapmışlar. Manavık kasap reyonuna verir gibi. Tamam biyokimyacı arkadaşımız bulunuyor da çok kıymetli bir insan. Şahsiyetli, değerli bir insan ama onun hemşirelikte görevlendirmesi bu liyakat anlayışı değildir. Başka şey, tıp fakültesi bizim için çok önemli. Bütün üniversiteler için önemli. Çok kıymetli öğretim üyeleri var. Yanılmıyorsam 80'e yakın öğretim üyesi oldu. Tıp yeli olmak ayrı bir şeydir tıp fakültesinde. Bir de yan branşlardan, temel bilimlerden çalışan ayrı şeydir. Şimdi kıymetli bir dekanımız var, röntgenci. Ben halk ağzıyla konuşayım. Tabii radyolog. İyi bir insan. Şimdi tıp yerin dekanı röntgenci, dekan yardımcısının birisi baytar. Yani veteriner. Veteriner. Burası tıp fakültesi. Tıp fakültesi yönetim kurulunda tıp yeri sayısına bakarsanız yani iki tane üç tane var yok. Siz tıp bilimlerinden gelmeden tıp bilimlerinin sorunlarını bilemezsiniz. Hastane nasıl kurulur bilemezsiniz. Onun için de bocalıyorlar. Hedefe varılamıyor. Siz ya tabii o baytar veteriner arkadaşım ben merhabam var. Çok kıymetli bir insan. Sayın dekana da merhabam var. Ama tıp yeli arkadaşlarımız da tutmuşlar bir çatı katı, bodrum katı. Üç tane, dört tane doğrudan insanla muhatap olan, hastayla muhatap olan tıp yeli hocalarımız, doktorlarımız bodrum katta, teras katlarda zenci muamelesi görüyorlar. Siz bu tıp fakültesinden, bu hastaneden verim alabilir misiniz? Alamazsınız. Aynı şey benim bulunduğum Fen Edebiyat Fakültesi için de geçerli. Çok kıymetli, güler yüzlü, böyle insanın içi ısınan, kırmızı yanaklı, böyle abdestli namazda bir dekanımız var bizim. İyi ama arkadaş, güler yüzlü olmak yetmiyor. İş de yapmak lazım. Bu sayın dekan 3 yıldır dekanlık yapıyor. 3 yıldır Fen Edebiyat Fakültesi'nde işle bir türlü yolunda gitmiyor. Gülüyor, her şey tamam diyor ama bakıyorsunuz paralel yapılanmanın elemanlarına ağabeylik yapmış, hamilik yapmış. Onlar bir yerlere ilahiye bölüm başkanı veya bölüm başkan yardımcısı yapmış. Usulsüz işler yapmış. Ve usulsüz yapılan işlere soruşturmacı olarak tayin ediliyorlar. Mesela savcılık bir soruşturma yürütüyor. Bir öğretim üyesi idari görevdeyken suç işlemiş. Savcılık diyor ki arkadaş bunu bana verin de ben hukuk işlemleri yapayım diyor. Devlet memuru kanunu gereği. Sayın dekanımız onları öğretmekte mahir. İki gündür dekanın süresi bitti sayın dekanın. İki gündür fakültenin başı yok. İdari hatırlanmalar öyle. Şikayet ediyorsunuz bir şeyi. Öğrenci, bakın öğrenci seçimini dahi beceremeyen bir dekan. Öğrenci seçiminde şikayetler var. Soruşturmanın üstünü örtüyor. Ona müdahale ediyor. Bırakın öğrenci kendi haline yürüsün. Doktor, bir üniversitede doktora programı çok önemlidir. Benim için söyleyeyim. Benim kadromu Fen Edebiyat Fakültesi'nde Türk Edebiyatı bölümünde verilmesi gerekirken Çağdaş Türk'le içine verdiler ve Edebiyat bölümünde doktora programı açılmadı. Birçok şey. Yani siz yönetimi liyakat sahibi insanlara vermezseniz bizim Ordu Üniversitesi'nin durumuna düşeriz. Nitekim öyle de olduk. İşçilerimiz, muvakkat işçilerimiz var bizim biliyorsunuz. Şirket elemanları. Bu çocuklar 3 aydır 600 bin lira para alıyorlar. 1200'den 600 bin lira düştü paraları. Ya nasıl alıyor? Efendim bu ihaleyi yapamamış. Şirket elemanlarının ihalesini yapamayan beceriksiz bir yönetim. 600 bin lira da 160 bin lira, 160 bin lira haftalık olarak veriyorlar bunlara. Bu adam çalışabilir mi? Çalışamaz. Yani tıp fakültesi hastanesine 10 mu 12 bine işçi görevlendirmiş. 6 mı 12 mi tam bilmiyorum. İyi de sayın rektör
oraya görevlendiriyorsun da bunların parasını üniversite veriyor. Görevlendirdin ya Sağlık Bakanlığı birimi. Nasıl yapıyorsunuz? Sayın Rektör iyi bir insan ama devlet tecrübesi yok. Yanındaki yönetimde alayım döner sermayeyi oturayım kimse bana karışmasın diye düşünen bir zihniyet. Böyle olunca her iş aksıyor. Şehirle kopukluk oluyor, öğrenciyle davalı oluyorsunuz, öğretim üyesiyle ayrım yapıyorsunuz. Maalesef Ordu Üniversitesi 4 yılda paralel yapılanmanın kadrolaştığı, işlerin iyi yönetilmediği bir üniversite haline gelmiştir. Bu siyasette de çok dillendiriliyor hocam zaman zaman. Bu nedir bu paralel yapı? Aslında teşekkür ediyorum bu soru için. Paralel yapı devlet erkanından birkaç kişiyi kumpasa getirmek, onlara sahtekarlık yapmak için kurulmuş 3-5 tane çete değil. Bunlar sadece yargıda ve emniyet mensubu, emniyet içerisinde örgütlenmiş bir yapı da değil. Bakın bu yapılanmanın temeli dünya yöneten güçlerin Kur'ansız ve peygambersiz bir İslam'ı ortaya nasıl koyarız? Müslüman ülkeleri nasıl yönlendiririz? Sahte din, yeni dinler projelerinden bir tanesidir. Bunun daha evvel Mu tarikatı yapıldı, Bahayilik diye bir din ortaya çıkartıldı. Bu paralel olarak adlandırılan aslında yapı, yıllar evvel dış mihrakların Kur'ansız ve peygambersiz İslamiyet nasıl olur ve insanlar nasıl kandırırız diye yapılan bir sahte uydurma, sahte bir din ve örgütlenmedir. Bakın Rusya Federasyonu Başkanı Putin daha önceki başkanlığı zamanında o zaman Başbakan Sayın Ecevit'ti. Ecevit de kandırdı bunlar. Ecevit'in de kabinesinde bu yapılanma vardı. Türkiye Devleti yanlışarak bu okulları iptal etti. Niçin biliyor musunuz? Bu okullar CIA'nin atlama tahtalarıdır. Benim ülkemde huzursuzluk veriyorlar diye. Bizim Özbekistan'la aramız açık yıllardır. Niçin biliyor musunuz? Özbekistan Devlet Başkanı'na karşı yapılan bir suikast girişiminde bu okulların adı geçti. CIA'nin irtibat noktası olarak Özbekistan Devlet Başkanı o günden bugüne Türkiye ile anlaşmaları kesti. Yani bunlar bu şekilde açık açık deklare edildi. Aynı şekilde edildi ve basında var bunlar. Bakın bu yapı, efendim görüntü şu. Türkçe olimpiyatları ne güzel. Ama aynı organizasyonun Erbil'de Kürtçe olimpiyatları düzenlediğini biliyoruz. Playback usulü öğretilen birkaç Türkçe şarkı şiirle bakın 4 saat Türkçe 12 saat İngilizce okutulur bu okullarda. Anadolu'nun masum, gariban, zavallı çocukları üniversitelerden mezun olmak üzereyken çok ucuz fiyatlarla $200, $250, $300 gibi fiyatlarla buralarda öğretmen olarak gönderilir. Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Dinler arası diyalog adı altında bu medeniyetler ittifakı değil. Evet. Dikkatini çekeyim. Bu ayrı bir şey. Dinler arası diyalog adı altında Türk cumhuriyetlerinde, Türk dünyasında Türklük adını kullanarak bunlar Hristiyan misyonerlerin Amerika'da gönderilen Koreli Amerikan Hristiyan Müslümanların misyonerlerin yani Türk dünyasını Hristiyanlığa davet eden, tebliğ eden misyonerlerin havalarında karşılanmalar dahil evlerinde misafir olarak ağırlanmaları ve okulların da İngilizce olarak okutulmaları dahil onlara işbirliği yapmış, lojistik destek sağlamışlardır. İlk önce üniversitelerde bu kadrolaşma yapılmıştır. Yurt dışında muhtelif okullarda yalap şalap doktoralarla, uyduruk doktoralarla doktoralarını tamamlatmışlar bu insanlara. Türkiye üniversitelerinde denklikleri sağlayarak, şimdiki YÖK Başkanı sağ olsun açıkları kapatıyor yeni yönetmeliklerle. Türkiye üniversitelerinde kadrolaşmalar sağlanmıştır. TİKA'da, Yunus Emre'de kadrolaşmalar sağlanmıştır. Bugün Ankara'da Atatürk'ün kurmuş olduğu bir müessesede, Türk dili ile ilgili müessesede bu yapının bir profesörü başkan olarak görev almaktadır. Oturmuş oraya, işi gücü yok, sağa telefon ediyor, sola telefon ediyor, falan profesörlüğünü olumsuz yazın diye veriyoruz. Şimdi bunlar ciddi bir yapılanmadır. Bunlar sadece üniversiteyle değil, devletin içinde tehlikelidir. Ama devletteki bütün yapılanmalarını üniversite üzerinden yapıyorlar. Yani üniversitede yetişecek ki
adam hakim olsun. Üniversite yetişecek ki savcı olsun. Onun için üniversitelerdeki son dönem atamaların, bundan sonraki yapılanmaların mutlaka bu yapılanmayla mücadele edecek olan, bu yapılanmanın tehlikesini bilen insanlarla yapılması lazım geldiğine inanıyorum. Daha bunu anlatacak çok şey var ama yani bunların yurt dışındaki maddi bağlantıları, başka şeyler birçok şey var. Ama şimdi konumuz tabii üniversite rektörü olunca diye sadece değinmiş olduk. Peki, üniversiteyi de böyle bir yapılanmanın sardığını söylüyorsunuz. Evet. Bu nasıl bir temizlik olacak peki? Diyelim ki rektör olarak seçildiniz. Şimdi bakın bir arkadaş, şimdi bu dedim ya sahte doktoralar, sahte doçentlikler falan da var. Üniversiteden görevli olarak gitmiş bir öğretim üyesi, Priştine'de. Milli Eğitim Bakanlığı bunu 4 ay evvel çağırmış. Demiş ki arkadaş senin yurt dışındaki görev iptal edildi. Geleceksin buraya. Burada öğretim üyesi derse girmesi lazım. Sayın rektör bunun bu ve benzeri şahısların üniversitede gelip derse girmesini sağlayamıyor. Hatta göz yumuyor. Bunlara göz yummayacaksınız. Yani nedir efendim? Amcası Azerbaycan'da Kafkas Üniversitesi'nin mütevelli heyetindeymiş paralel yapılanmanın. O arkadaşımız da Priştine'de bilmem ne alacakmış. Buna benzer şeylere müsaade etmemesi lazım Sayın Rektör'ün. Temizlenme noktasına gelince hak edilmeyen, haksız yere elde edilen imkanlar müktesep hak değildir. Bakın Sayın Rektör 2-1, 3-0 olumsuz jüri üyeleri oylarıyla birçok öğretim üyesi atadı üniversiteye. Diyor ki yetkimi kullanıyorum. Yetki niçin verilir? Yetki anayasa, kanunlar, yönetmelik, tüzük ve teamüller çerçevesinde işinizi icra etmek için verilir. Bunun dışında kullanırsanız yetkinizi kötüye kullanmış olursunuz. Hukuktaki açılım budur. Sayın Rektör diyor ki benim yetkim vardı, atamayı yaptım. Nedir? O zaman jüri üyelerine niye gönderiyorsunuz? Jüri üyesine rapor gönderiyor bir öğretim üyesi için. Bu adam ya bu insan yeterli midir diye. Jüri üyesi rapor yazıyor. Yeterli değildir. 3 kişiye gönderiyorsunuz. 2 olumsuz yazıyor. Veya 3 yazıyor. Sayın Rektör diyor ki tamam benim atama yetkim var bunu atıyorum. Bu tür atamalar da var. Maalesef Sayın Rektör bu konuda iyi niyetine belki kurban gitmiştir ama görevini kötüye kullanmıştır. Bunların hepsinin geri dönüp bir hesabının yapılması lazım. Peki bu Ordu Üniversitesi'nde çok konuşulan bir başka konu var. Ben onu da size sormak istiyorum. Eğitim Araştırma Hastanesi ile ilgili Sayın Rektör'ün geçtiğimiz günlerde düzenlediği bir basın toplantısı vardı. Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sunulacak olan arazilerin tamamının tapularının alındığı, kamulaştırmaların tamamlandığı, kamulaştırma bedellerinin de eski tapu sahiplerine ödendiği, Eğitim Araştırma Hastanesi'nin yapılması için herhangi bir engel kalmadığını söylemişti. Evet. Ama geçen Sağlık Bakanlığı'nın öngördüğü arazi miktarıyla bir çatışma olmuş. Şimdi bizim rektör adaylarımızdan Profesör Doktor Ali Ayıldız Bey geçtiğimiz haftalarda bir basın toplantısı yaptı. Orada tıp fakültesi hastanesinin geciktiğini, bunun da hem üniversiteye hem şehre sıkıntı verdiğini, bunun bir an evvel yapılması lazım geldiğini söyledikten 2 gün sonra Sayın Rektör 50 dönüm arazinin tapularını ortaya çıkardı. Bu işe biz bir an evvel başlıyoruz dendi. Fakat Sağlık Bakanlığı'nın bir şartı var. Diyor ki ben hastane yaparım. Benden başka kimse kuruluş hastane yapamaz. Hastane yapabilmem için de üniversitenin bana 120 dönüm arsa vermesi lazım. Mevcut rektörümüzün sunmuş olduğu 50 dönüm. 4 yıldır neredeydin? Madem 50 dönüm vardı üzerine biraz daha koysaydık ya. Veya daha geniş bir arsa. 300 dönüm olduğu söyleniyor toplamanın ama. 120 olması lazım. Burada bir eksik bilgilendirme var diyelim. Yani Sayın Rektör'e ithamda bulunmayayım. Ama burada bir eksik bilgilendirme var. Bir telaş var. Bu eksik bilgilendirme, bu telaş maalesef. Yani bu. Bakın, hastaneye arsa bulamayan,
arazi bulamayan yönetim üniversitenin hemen yanında bir araziyi onların tabiriyle ucuza kapatmışlar ve bir kooperatif kurmuşlar. Üniversitenin rezerv alanı içerisinde. Şimdi orada Sayın Rektör'ün iki tane, biri kızı biri eşine ait. Sayın Turan Karadeniz'in rektör adaylarının bir tanesinin. Rektör yardımcılarının birkaç da öğretim üyesinin hissesi olan bir kooperatif kurulmuş. Bu etik değil. Suç olmayabilir ama üniversite rezerv alanında. Siz kendinize kooperatif arsası alacağınızla üniversiteye arazin için almıyorsunuz. Yani vatandaş bunu sorar, bana soruyorlar. Ben de soruyorum. Ahlaki mi bu? Değil efendim. Endişe taşıması lazımdır. Eğer varsa Sayın Rektör'ün 120 bölümü arası ortaya koyması lazımdı. Madem vardı 4 yıldır niye çıkartmıyor? Bu şey midir? Yani bunun bugünlerde deklare edilmesinin rektörlük seçimleriyle alakası var. Tabii olmaz mı? Yani şimdi yani hizmet yapıyorum gibi mi gösteriliyor? Nasıl? Tabii ya olmaz mı? Şimdi kıymetli rektör, ben fazla bir şey söylemek istemiyorum. Yani iyi bir insan fakat bu kadar ne yapsın? Şimdi rektörlük seçim var. 3-5 tane adayımız var. Birisi Sayın Mevcut Rektör. Birisi Mevcut Rektör'le beraber 4 yıl idarecilik yapmış. Bir de dedik edilmeyen Karadeniz soyadıyla üniversiteyi neredeyse doldurmuş bir kıymetli bir hocamız var. Yani oğlundan yeğenine, akrabalarına kadar ya bir dedik edilmeyen bir arkadaşımız çıkmış. Bugün ben memnun değilim daha den diyor. Kimin adına çıktınız? Hangi yapılanmanın pazarlık gücüsünüz? Bu iki adayımızın dışında 3 tane aday var. Birisi ben, birisi Tayfun Aşkın diye kıymetli bir kardeşimiz. Ordunun çocuğu. Uluslararası deneyim olan, hevesli, heyecanlı, memleketini getirmek isteyen bir de işte Ali Bey var, o da ordunun insanı. Bunlar tabii biz ortaya çıkınca iş değişti. Şimdi Sayın Rektör geçen gün yanıma geldi. Dün de hatta bahçede birlikte yürüdük. Dedim Sayın Rektör gelin birlikte çıkalım televizyona. Açık oturumda konuşalım. Hayır dedi, ben de iktidarın gücüyle sizi ezmek istemiyorum diyor. Buyur. Ben de mikrofon gücü vardı. Şimdi bunlar olunca baktık iş değişiyor. Yani İsmail Doğan çıkıyor diyor ki arkadaş bakın şu yaptıklarınız yanlış. Sizin idarecileriniz, rektör yardımcılarınız, dekanlarınız sabah 8 akşam 5 mesaisten başka bir iş yapmıyorlar. 4 yıl üniversiteye geriye götürdünüz. Öğrencinizle kavgalısınız. Hocanızla kavgalısınız. Bilimsel yayınlar, literatürde engellere kalmışsınız. Şehirle kopmuşsunuz. Bunları bir söyleyince Sayın Rektör ya ne oluyoruz demeye başladı herhalde. Bir de yarıştır bu. Bizim söylediklerimiz gidiyor. Ankara'ya gidiyor. Hani demiş ya Ankara'da, evet Ankara'da devlet yöneticileri var. O devlet yöneticilerime buradan sesleniyorum. Ordu Üniversitesi öğretim üyelerinin, Ordu Üniversitesi öğrencilerinin, Ordu Üniversitesi personelinin bir 4 yılda aynı zihniyete tahammülü kalmadı. Şehrimizin de kalmadı lütfen. Ordu Üniversitesi'ni 4 yıl geriye götüren bu zihniyetin, bu yönetimin artık yeter artık denmesi lazım geldi. İnanıyorum. İnanır mısınız ben buraya gelirken işçiler arıyor. Hocam bizim şu derdimizi söyle. Memurlar söylüyorlar. Öğrenciler. Daha uzun da çalacağız diyor. Geçen gelmiş öğrenciler. Hocam çıksana da böyle bir 4 yıl kötü bir yaşandı. Ben yaşadım 4 yıl. Ben yaşadım. Her türlü iftiraya, kumpasa geldik. Öğretim üyelerine ayrım yaptılar. Bakın ben kendi bölümde kadrom ilan edilmiş olsaydı doktora programı başlayacaktık. Sayın Rektör geçen gün bana soruyor. Hocam yüksek lisans doktorada kaç öğrenci var? Yüksek lisans şu kadar var mı? Doktorada sayenizde öğrencimiz yok dedim. Çünkü yanlış bir idareniz. Siz işi bilmiyorsanız sağın sözün sözüyle, dedikodusuyla üniversite yönetirseniz böyle olur. Bu telaş da ondan işte ya. Son dakikada arazimiz var. İnstitapı hastaneye kuracağız falan telaş da ondan. Bir kapı vardı. Onu anlattım. Geçen nizamiye yaşmışlar. Ya bir turnuvadaki iş için o kadar öğrenci eziyet çekiyordu. Birçok yanlış şey var. Söyledikçe yapılıyor bunlar ama bu taşma suyla değirmen dönmez. Dönmez. Yani Sayın Ekte çok iyi bir insan. Seviyorum. Ama bu kadar. Ekibinde de iş yok. Devlet tecrübesi yok Sayın Rektör. Ordumuzun çocuğu diye falanın damadı, filanın bilmem neydi bir fırsat verildi. Ama
Şehrin daha kaybetmeye tahammülü yok. Üniversitenin de kaybetmeye tahammülü yok. Evet, umarım her şey onda da yoluna gider. Bizim amacımız zaten kimse eğitim altında bırakmak tabii, değil. Tabii. Yani biz eğitim araştırma hastanemizin bir an önce açılarak işte orada da faaliyetlerine başlamasından yanayız. Büyük şehre yakışır büyük üniversite. Evet. Bunun için de hastanesi lazım, araştırma enstitüleri lazım. Birçok, yani her taraf, inanır mısınız? Her taraf dökülüyor üniversitenin 4 yılda. 4 yıl evvelki o kurucu süreçteki yaşamış olduğumuz heyecanı bulamıyoruz. Geçen gün mahalli basında benim işim yok. İşte o üniversitenin işlerine buna sokmak istemiyorum diyor Sayın Rektör, ama buraya üniversite kurulurken mahalli basın o kadar gayret etti değil mi? Mahalli unsurlar gayret etti. Şehrin esnafı, ticaret odaları üniversite kurulsun diye mücadele etti. Üniversite kuruldu. Bunun takipçisi olması lazım. Evet, yani Ordu Üniversitesi'nin kuruluş aşamasında yerel medyanın kesinlikle çok önemli bir yeri var. Ben de o sürecin içerisinde yer alan gazetecilerden birisiyim. Hem yerel dinamiklerin, hem siyasetçilerin, ama medyanın gerçekten baskısı olmaz sonucunda mı buraya geldi ve bu kadar çabuk hızlı yapılaştı. Ben rektör olsa bir basın odası açacağım size. Teşekkür ederiz. Olması gereken bir olması şey. Olması gereken, evet. O. Siz gazetecileri kapıda tartaklatıyorsunuz. Ve benim ayıp böyle bir şey. Böyle bir şey olamaz. Siz üniversitenin her türlü ihtiyacını gerekli yere ulaştırmak için basınla beraber olmanız lazım. Şehrin yöneticileriyle olmanız lazım. Siz şehrin idarecileriyle, yöneticileriyle beraber olmazsanız, kendinizi kristal kulede yönetici yerine koyarsanız böyle olur. Yani bunu Ordu Üniversitesi'nde bütün uluslararası bir şey kalmadı üniversitede. Bağlantımız kalmadı. Uluslararası da kapalı bir üniversite haline geldik. Böyle bir şey mi olabilir? 4 yıl evvel Güney Kafkasya Halklar Dil Tarih Kültür Sempozyumu tertiplemiştik. İran, Azerbaycan, Gürcistan, Ordu. 4 yıldan sonra yok. Siz Karadeniz'de Gürcistan'a, Rusya'ya, Romanya'ya, Bulgaristan'a sınırı olan bir yerdesiniz. Siz bugün Kuzey İpek Yolu'nun canlandırılan bir yerdesiniz. Bakın, Trabzon'da limanlar satılıyor. Karayolları yapılıyor. Rusya'dan enerji kaynakları bu yerden geliyor. Karadeniz milattan sonra 400-600 yıllarda olduğu gibi, Osmanlı zamanında olduğu gibi, Osmanlı öncesi Ceneviz Venediklerine hakim olduğu zaman olduğu gibi, önümüzdeki dönem, önümüzdeki yıllarda, önümüzdeki yüzyıllarda devam edecek şekilde önemli bir hinterland olacaktır. Çekim merkezidir. Kuzey İpek Yolu'nun geçiş merkezidir. Kuzey Enerji Yolu'nun geçiş merkezi olacak. Siz bu yerde, Ordu'da, Karadeniz'de yaşıyorsunuz ve üniversiteniz var. Siz bütün bunlara hazırlıklı olup öngören, neler yapılması lazım gelen bilim adamlarını buraya çağırmanız, onlarla ilgili çalışmalar yapmanız lazım. Maalesef Ziraat Fakültesi'nde başka bir şeyi tanımayan, Ziraat Fakültesi'nde çok kıymetli ilim adamlarımız var. Onları başka yerlere değerlendirelim. Yani beden eğitimine müdür yapacağınıza, bilmem falan yerine filan yere müdür yapacağınıza, gelin başka yerlere değerlendirelim onları. 30 aşkın Ziraat Fakültesi arkadaşımız. Geçen gün dedim ki, hocam bakın, bir şey var. Lojman var şurada, işte 10-12 tane neyse konut var. Hep Ziraat Fakülteleri arkadaş oturuyor. Biraz da dışarıdan gelmiş. Oturanların çoğunda birer ikişer evi var ha. Ciddi söylüyorum. Kiminin villası var, kiminin iki evi var. Dışarıdan gelen öğretim üyelerinin ihtiyaçları da şehri tanımıyorlar. Onlara verseniz bunların bir kısmını. Hocam bana gayet sakin şunu dedi. Ama o lojmanlar Ziraat Fakültesi'nin lojmanları diyor. O babasının, anasının ak sütü. Ziraat Fakültesi. Ya burası artık Ziraat Fakültesi olmaktan çıktı. Evet, 20 yıl evvel bir Ziraat Fakültesi kurulmuş. Ama burası artık büyük bir Ordu Üniversitesi. Büyükşehir Ordu'nun Karadeniz'de iddialı bir üniversite haline gelmesi lazım. Bırakın artık bu işte Katü'ye bağlı, OMİ'ye bağlı ufak ufak birimler olmaktan çıkın, zihniyeti aşın, gözlükler atın. Bunu atabilmek için de biraz uluslararası tecrübesi olması lazım. Sayın Ekler maalesef iyi bir insan olmasına rağmen böyle bir tecrübesi yok.
Etrafındakilerinde yok. Ama Ordu çekiyor, Ordu Üniversitesi çekiyor. Ben öğretim üyesi olarak açık söylüyorum. Bir 4 yıl daha aynı zihniyetin yönetiminde hoca olmaktan çekiniyorum. Yeter, tahammülüm kalmadı. Bütün arkadaşlarımız da o şekilde. Ya bakın, daha geçen gün, daha hala yazısı gelmedi. Tarih bölümünde bir öğretim üyesi arkadaşımız da deniliyor ki, arkadaş, İlahiyat Fakültesi'nde bir ders açılacak, program açılacak. Siz orada ders verir misiniz? O arkadaşımız da iyi niyetli. Ders vereyim, niye vermeyeyim diyor. Yani bu bizim işimiz. Ertesi gün bir yazı geliyor. 13B4 ile, 13B4 şudur. İkinci emre kadar tayininiz yapılmış demektir. Rektörün imzasıyla İlahiyat Fakültesi'ne görevlendirme geliyor. Hoca şaşırıyor. Bu nedir diyor. Ben diyor böyle görevlendirme istemedim. Rektörün imzası var. Rektör ne? Çağrı sormuyor bu nedir diye. Halbuki arkadaşımızın profesörlüğünü engelleyecek, kadrosunu engelleyecek bir çalışma bu. Bunu dekan kafasına göre getiriyor, koyuyor. Bakın, kuruluşlar var. Fakülte kurulu var. Fakülte yönetim kurulu var. Senato var. Üniversite yönetim kurulu var. Bu kuruluşlar niye var? Yönetimde buralardan geçer. Bilgi tartışılır, konu tartışılır, kanunlar çerçevesinde uygun şekilde görüşülür. Bir dekan yönetim kurulu üyelerine üniversiteyi, fakülteyi ben mi yöneteceğim arkadaş, siz mi yöneteceksiniz diyemez. Maalesef o yönetim kurulu üyeleri de sesini çıkartmıyor. Dekan diyor öyle. İtiraz ediyorlar. Diyor ki hocam bakın, bu yaptığınız yanlış. Siz karışamazsınız diyor. Fakülteyi ben mi idare edeceğim, siz mi? Fakülte yönetim kurulu idare edecek. Arkadaş burayı sen değil. Keyfine göre yönetemezsin. Kanunlar var. Ha, bu cesareti sayın rektör bu arkadaşlarımıza veriyorlar. Dolayısıyla iyi de bir yönetim olmuyor. Peki hocam, Ordu Üniversitesi'nin kapasitesi bilmiyorum yeterli ama daha farklı fakülteler açılamaz mı? Mesela çok tercih edilen fakülteler var. Tamam, Fen Edebiyat Fakültemiz var, Tıp Fakültemiz var, Ziraat Fakültemiz var ama ne bileyim, bir Mimarlık, Mühendislik, İletişim Fakültesi, Hukuk Fakültesi. Mesela ben Ordu'da çok insan tanıyorum. Çevre illere gidiyorlar Mimarlık, Mühendislik, evet, fakülteleri, evet, için. Evet. Yani ne bileyim, bir müzik bölümünden sanki daha önemliymiş gibi geliyor bana. Müzik bölümümüz önemli tabii. Koca bir bina yaptırıyoruz. Tıp Fakültesi yok ama müzik bölümünde koca bir bina yaptırıyoruz. 3 tane öğretim üyesi arkadaşımız var. Tabii lazım, bu da lazım bize ama sosyal bilimler şart, lazım. Ama Tıp Fakültesi hastanesi dururken tercihlerimiz yanlış. 5250 öğrencimiz var bizim. Ordu, Giresun Üniversitesi'nin 17 bin öğrencisi var. Pardon, 27 bin öğrencisi var. Biz bütçeden 85 milyon pay aldık. Giresun Üniversitesi 107 milyon aldı. Fakülte bazında da bizi katladılar. Tabii kontenjanı artırmamız lazım. 5 bin öğrenci burası için çok az. Bundan şimdi başka fakülteler de lazım. Ama mevcut fakülteleri idare edemiyoruz. Deniz Bilimleri Fakültemiz var bizim. Fatsa'da. Gördünüz mü hiç? Evet. 26 tane çok kıymetli öğretim elemanı arkadaşımız var orada. Yani 25-20 de olabilir. Öğrenci sayısı kaç biliyor musunuz? 7. 7 tane. 7. Sadece 7. Önünde bir rakam yok. Sonunda da rakam yok. Yani bu eğitim döneminde. 2014-2015. Evet. Yani rektör, sayın rektörün gelinden beri öğrenci sayımız bu. Ya bakın. İnsan oturur bir düşünür. Muhasebesini yapar. Çağırır dekanını, hocalarını. Hocam bizim neyimiz eksik? Aynı fakülte Piri Reis Üniversitesi'nde yıllık 30 bin dolara öğrenci alıyor. Benim eksiğim ne diye bir tartışır değil mi? 4 yıldır Denizcilik Fakültesi bir çivi çakılmamış. YÖK'ün müdahalesi olmuyor mu bu noktada? YÖK soruyor. YÖK'ün müdahalesi olsa şimdi bakın, YÖK'te bazı birimler var. İşte öğrenci işlerine bakıyor, personeline bakıyor, başka şeylere bakıyor. Ölçüleri var. Burayla sizin temasa geçmeniz lazım. Şartlar hazırlamanız gerekiyor. Siz üniversite rektörü olarak fakültenizin ihtiyaçlarınızı gidip orada söylemezseniz, seslendirmezseniz dekanınız gider. Dekanınıza çay ısmarlarla geri gönderirler. Şartları yerine getirmeniz lazım. Düşünün ya bir fakülte. Deniz Bilimleri, siz Karadeniz'de üniversitesiniz. Bir çivi çakmamışsınız. 7 öğrencim var, 26 öğretim elemanım var. Önce oraya öğrenci alalım.
Yani kapasiteyi artırmak için onlara örnek veriyorum ben. Deniz Bilimleri Fakültesi yerli yeterince destek görmeli. Öğretim üyesi ise, laboratuvar ise, gemi ise alınmalı. Onun kapasitesi artırılmalı. Mevcut bilimden. Bakın geçenlerde bir toplantı oldu. Fakülte kurulu üyesiyim. Geç onda canlar istenince çağırıyorlar. Canlar istemeyince söylemeyince çağırmıyorlar. Sayın Dekan bu işleri pek bilmiyor. Sekreterine havale ediyor. Yurt dışı kontenjanlarıyla ilgili, öğrenci kontenjanlarıyla ilgili bir toplantı oldu. Yurt dışı kontenjanlarını yazmış bazı birimler. Bir birim hiç yazmamış. Birisi iki tane yazmış. Dedi ki bakın arkadaşlar, yurt dışından gelecek öğrenci önemli. Kontenjanın işte YÖK'ün şeyi var. Kaç kontenjanı varsa onu şu %10'u kadar, %20'si kadar öğrenci alabilirsiniz. Onları isteyin. Yani iki tane, 10 tane öğrenci iste. Hiç istemeyen bölüm. Edebiyat bölümü hiç öğrenci istememiş. Türk Edebiyatı bölümü, Türk dünyasında öğrenci istemiyor. Böyle bir şey olabilir mi? İtiraz ettim dedim. Ayıp yani bunu isteyse 4-5 tane isteyin. Onun üzerine Sayın Dekan telefona müracaat etmiş de geceye gündüze 5'er öğrenci istemişler. Siz mevcut yerlerin öğrenci kapasitesini artırın önce. Bırakın yeni fakülteler açmayı. Mevcudu değerlendirirsek bir defa 10 bine ulaşırız. Sadece mevcutla. İlahiyat fakültesine daha doğru öğrenci alamadık. İlahiyat kampüsü kuracağız diyorlar. İlahiyata şöyle cami yapacağız. İlahiyata böyle yapacağız. İlahiyata bina ver. Hoca getir. Öğrenci al. Şehirde bana soruyor. Birkaç tane çocuk. Hocam ilahiyat fakültesi açılacak mı? Ben rektör olsam açılacak merak etmeyin dedim. Bunlar yapamazdı. Ben rektör olunca açılacak ilahiyat fakültesi. Öğrenci de alacağız. Hocalara cazip bir hale. Siz akademisyene gerekli imkanları vermezseniz, cazip hale getirmezseniz akademisyen gelmez buraya. Lojman olacak, sosyal tesis olacak, yurt dışı hareketliği olacak, adam gibi itibar görmesi lazım hocanın. Şimdi sayın rektör bir briefing alıyor ABC kuruluşlarından. A kuruluşu briefingini veriyor, B kuruluşu baştaki briefingini veriyor, C'deki briefingini veriyor, ayakta beğenmedim arkadaş diyor. Öğretmenini azarlıyor milletin içerisinde. Neymiş? Kıyafete uygun değilmiş. Akademisyen mi? Akademisyenin kıyafeti mi olur? Zihniyetin, bilimin kıyafeti olmaz. Bakın biz çok çektik. Kıyafet yüzünden değil mi? 28 Şubat'ları ne yaşadık biz? Şekilde için işte şunun şusu var, bunun busu var. Gerçi o zaman paralel yapı işin kolayını bulmuştu. Kendi öğrencilerine başörtünüzü açınız bir şey olmaz demişlerdi. Yani şey bir musluk reklam vardı ya, aç kapa aç kapa. Yani durum bu. Tabii ki kontenjanları artırabiliriz. Tabii ki buraya yeni fakültelerin kurulması lazım. Onun için de yeni kampüs alanı lazım. Yeni bir yerleşim yerleri gerekiyor. Şehirle iç içe olursanız, derdinizi anlatırsanız çok daha güzel şeyler olur. Kapasite de artar. Peki süremizin de sonuna geldik yavaş yavaş. Ben son bir soru sormak istiyorum. Buyurun. Öğrenciler, üniversite öğrencileri genelde işte kantinde kendileriyle oturan, kendileriyle dertleşen, bahçede beraber sohbet eden, gerekirse bilimsel konuları paylaşan bir rektör şakalaşan, isterler. Şakalaşan. Dertleşen. Böyle birisi olacak mısınız? Vallahi yani üniversite bir öğrenci oynaması yaptıralım isterseniz. Ben razıyım. Ben razıyım çünkü öğrenci benim için kutsal emanettir. Ben rektör yardımcısı diyorum ki bakın hocam, burada siz tıp fakültesi öğrencisi indiriyorsunuz dolmuştan. 200 metre, 250 metre yürüyor. Yağmurda, çamurda yazık günah diyorum. Diyor ki hocam öğrenci yürüsün. İyi de hocam siz kendi çocuklarınızı okula bazı araçlarla gönderiyorsunuz. Resmi araçlarla. Kendi çocuğunuzu yürütebilir misiniz? Yürütemezsiniz. Ben rektör olarak öğrencimle kantinde çay içen, top sahasında top oynayan, onlarla birlikte yarışmaya giden, onların derdiyle dertlenen bir öğrenci dekanlığı projemde var kısmet olursa. Öyle bir rektör olacağım Allah nasip ederse. Geçen bir programda da söyledim ben. 24 saati 24 saati üniversitede geçecektir. Hatta gerekirse odama bir karyola koyacağım. Tabii basın dedikodu yapmazsa demiştim. Yani sevecen olmalısınız. Bunlar size birer emanettir. Memleketimizin çiçekleridir. Bunların yetişmesi lazım. Çocukların yetişmesi. Bakın köy bakkalı gibi kantin işletiyoruz. Böyle bir şey olmaz. Öğrenci
çayını alacağını, kahveni alıp alacağı, televizyonu seyredeceği sakin yerlerinde olması lazım. Doğru sosyal tesis yok öğrencinin. Öğrenci bir iki sene tahammül etmiş, üçüncü sene çamurda ona artık ayakkabı gelmemiş, inşaat çizmesi giymiş, öğrenci soruşturma açıyor. Ya sen önce çamurunu hallet de sonra öğrenciye soruşturma aç. Bizim üniversitemizin gençleri hakikaten şanslıyız. Aile terbiyesi, Anadolu terbiyesini almış, bazı endişelerini taşıyan, yani memleketin endişelerini taşıyan gençlerimizle karşı karşıyayız. Kıymetli gençlerimiz geliyor. Bu gençlerimizi değerlendirmeliyiz. Siz bu öğrencilere siz soruşturma açarsanız, kendi aslında yaptığı öğrenci seçimine bile müdahil eder olursanız öyle böyle şey olmaz. Öğrenci hastalanıyor, ambulansımız yok. Medikososyal kuramamışız. Kanun gereği medikososyal kurmamız lazım. 2547 sayılı kanunla diyor ki medikososyal merkezi olması lazım. Ve yok. Yok. Hastanemiz var bizim. Ya bir tıp fakültemiz var. Hastanede doktorumuz var, hemşiremiz var. Ya bir doktor. Üniversite var da harcı yok. Kadro olarak üniversiteye bir doktor alın, bir hemşire alın. Üniversitenin medikososyalına göre demek o kadar zor mu? Ama ona ihtiyaç, kendine ihtiyaç hissetmiyor ki çocuk öğrenci için hissetsin. Evet. Durum bu efendim. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz size. Ben de teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Yarışında başarılar diliyoruz. Ben bir son söz tekrar söyleyeceğim. Tabii, müsaade ederseniz. Saygıdeğer izleyiciler, sayın devlet yöneticilerine merhabası olanlar, size şunu söylüyorum. Ordu Üniversitesi'nin bir 4 yıl daha aynı zihniyete, aynı yönetime tahammülü yok. Öğrencisinin yok, işçisinin yok, memurunun yok, hocasının yok. Ordu şehrinin artık tahammülü yok. Lütfen şehrinize, üniversitenize sahip çıkın. Ordu Üniversitesi rektörlüğü seçimi 5 aday arasında 6 aday arasında geçen bir şirket seçimi değildir. Bu bir üniversitenin, şehrin kaderinin seçimidir. Lütfen sahip çıkın diyorum. Dinlediğiniz için de teşekkür ederim. Efendim Profesör Doktor İsmail Doğan'ı konuk ettik stüdyomuzda. Gündem özeldi. Bize de ayrılan sürenin sonuna geldik. Birazdan TV2 ana haberde Sakine Gürsoy günün gelişen olaylarıyla birlikte sizlerle olacak. Bizler bu akşamlık veda edelim. Başka bir akşam, başka bir programda tekrar görüşmek üzere. Hocamıza da tekrar teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ederim. Sağ olun.